Merhaba arkadaşlar. Geçtiğimiz hafta nonperiyel çeşitlerini birlikte incelemiştik. Bu hafta esasında kafamda Feradöl ve Feragnes çeşitlerini incelemek vardı. Ama araştırma yaparken bir Türkçe kaynağı rastladım. Çukurova Üniversitesi'nde 5. kez uluslararası bilimsel araştırma konferansı olarak düzenlenmiş. Ekim ayında 9-11 Ekim tarihleri arasında 2020 yılında bu araştırmada Feradöl, Feragnes, nonperiyel Texas, Mission Texas cinsi ve yeni nesil badem çeşitleri Vairo, Macaco Penta ve Marinada araştırılmış. Ve bu bütün türlerin Feragnes'e göre özellikleri kıyaslanarak bu makaleye aktarılmış. Bu makaleyi okumanızı şiddetle tavsiye ederim. Yani uluslararası makalelerde bu özellikle yeni nesil bademlerle ilgili yayınlanmış makaleler okunmuş, derlenmiş oradan referanslarla bu çeşitler bir şekilde birbiriyle mukayese edilebilir. Özellikle Feragnes referanslı olarak birbiriyle mukayese edilebilir halde bize sunulmuş Türkçe bir kaynak. Okumakta fayda var. Benim şerh düştüğüm bazı hususlar var ama bunlar çok küçük şeyler. Onları videonun içerisinde sizlere anlatacağım. Hep birlikte inceleyelim. Feragnes çeşidi. Ben Feragnes çeşidinin zaten çok verimli olduğunu her zaman söylüyorum. Feragnes verimli bir tür biliyorsunuz. Feragnes badem çeşidinin ağaç gelişimi kuvvetli olup dallanma dengelidir. Feradöl çeşidine göre daha iyi hayvan gelişmeye meyillidir. Et leke hastalığına orta derecede dirençli, yaprak delen hastalığına karşı hassasiyet gösterir. Monilya hastalığına kısmen direnç, yaprak kıvırcıklığına direnci iyidir. Antraknoz hastalığına hassasiyet gösterir. Feragnes'in bildiğiniz üzere iç oranı yaklaşık olarak %33 ve 1.6 gramlık kendine verimli olmayan bir çeşit olması nedeniyle iri bir meyvesi var. Feragnes ile alakalı, ya budanması kolay bir ağaç gelişim açısından. Benim bir dostum, Feragnes bahçesi sahibi. Yaklaşık 11-12 yıldır bu işi yapıyor. Ciddi bir arazide Feragnes ve Feradöl çeşitleri birlikte dikilmiş. Onun Feragnes ile ilgili en büyük şikayeti içine dolduramaması. Feragnes doğru şekilde, iyi şekilde beslenmezse badem içerisinde böyle içine çöküntü diyelim, çöküntü şeklinde boşluklar meydana geliyor. Bu da estetik olarak, kozmetik olarak badem için görünümünü etkiliyor. Feragnes'in böyle bir sorunu var. Evet, diğer çeşit Feradöl. Feradöl yine Feragnes ile hemen hemen aynı dönemde çiçeklenen. Ancak hastalıklara dayanım noktasında aslında Feragnes'ten daha dayanıklı bir çeşit. Feradöl'in benim o dostumdan aldığım bilgilere göre bir alternasyon, periyodisite sorunu var. Yani Feragnes kadar düzenli meyve veren bir çeşit değil. Ve çok fazla dal yaptığı için biraz da budaması Feragnes'e göre daha problemli. İç oranı nispeten daha düşük. Evet, 1.3 gram olup %23 ve %23 ile 32 arasındadır denmiş. Dekara 80-170 kilogram iç verim alınabilmektedir denmiş. Bu oran Feragnes'te yaklaşık 200 kilogram. Evet, Feragnes bu çeşitten dekara 100 ila 265 kilogram iç verim alınabilmektedir denmiş. Evet, Lauren. Lauren de kendine verimli. Yine Fransa'daki INRA Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilmiş bir çeşit. Feragnes ve Feradöl ile aynı enstitü tarafından ıslah edilmiş. Kendine verimli bir çeşit. Ülkemizde yayılmaya, yaygınlaşmaya başladı. Et leke hastalığına karşı oldukça hassas. Yaprak kıvırcıklı hastalığına karşı direnci düşük denmiş. Ama antraknoz hastalığına karşı daha dirençli Feragnes'e göre. Yaprak delen hastalığına direnci kısmen daha iyi, monilya hastalığına ise direnci benzerdir denmiş. Yani iki hastalık açısından daha hassasken, iki hastalık açısından da Feragnes'e göre daha dirençli. Hastalıklar yönüyle çok büyük bir fark yok Feragnes ile Lovren arasında. Ve Dekara da 100 ila 267 kilogram iç verim alınabilmektedir denmiş. Bu çok büyük bir fark değil esasında. İç meyve oranı 1.2-1.3 gram olup randıman %32-33'tür. Bu da Feragnes ile benzer değerler. Ama ikiz iç oranı biraz daha yüksek. %5'e kadar çıkabiliyor Lovren'de. Lovren istikrarlı meyve veren bir çeşit. Bir diğer çeşit Penta. Penta ağaçlarının gelişim kuvveti düşüktür denmiş. Penta sık dikime uygun bir çeşit. Yani Agromilero'nun o Rutbek 20, Rutbek 40 anaçlarıyla dikim için tercih edilebilecek bir çeşit. Hastalıklara direnç noktasında sadece bir hastalıkta, antraknoz hastalığında yüksek derecede hassasiyet gösteriyor. Diğer 3 hastalık Feragnes'e göre daha dayanıklı bir çeşit Penta. Verimlilik açısından evet, iç ağırlığı 1.1 gram olup iç randımanı %20-30'dur denmiş. Dekara 200 kilogram iç badem alınabileceğini göstermektedir demiş araştırmalar. Evet, badem çeşitleri içerisinde günümüz koşullarında Tardona'dan sonra en geç çiçekleme özelliğine sahip bir çeşittir. Ben
Bu bilgiyi doğru bulmuyorum. Yani Tardona evet dünyanın en geç çiçeklenen badem çeşidi Sebas tarafından ıslah edilmiş. Ama Tardona'dan sonra en geç çiçeklenen çeşit Penta değil. Sita, İspanya'daki Sita Endüstrisi tarafından ıslah edilen iki çeşit var. Mardia ile Vialvas çeşitleri Penta'dan daha geç çiçekleniyor. Daha verimli çeşitler değil, daha güçlü çeşitler değil ama yani Penta'dan daha geç çiçeklenen çeşitler var. Evet, Macaco 2017 yılında ıslahçı kuruluş tarafından piyasaya sunulan kendine verimli bir çeşittir denmiş. Çok yeni bir çeşit Macaco. Et leke, monilya, yaprak kıvırcıklı ve fusikokum hastalıklarına direnci kısmen iyidir denmiş. Burada Feragnes'le bir mukayese yapılamıyor çünkü Macaco çok yeni bir çeşit. Ve öyle ne diyelim bazı o deneme bahçelerinde sonuçları çok elde edilebilmiş, farklı alanlarda denenmiş bir çeşit değil. Dolayısıyla Feragnes'e göre ne seviyede direnci olduğu, ne seviyede direnç gösterdiğine dair bir kaynak yok. Sadece Sita Endüstrisi'nin bir makalesinde bu dört hastalığa karşı direncin iyi olduğu belirtilmiş. Bir zafiyeti yok. Ama Feragnes'e göre ne kadar güçlü, ne kadar zayıf böyle bir mukayese maalesef yapamıyoruz. Macaco çeşidi Feragnes'ten yaklaşık 13 gün. Yani bu soğuk hava iklimin soğuk olduğu bölgelerde 13 gün. Ama havanın sıcak olduğu yerlerde bu 19 güne kadar çıkabiliyor. Penta çeşidinden 2 gün önce çiçeklenmektedir denmiş. Macaco kendine verimlilik düzeyi yüksek çeşit olduğundan tozlayıcıya ihtiyaç duymaz. Karşılıklı tozlanmanın arttırılması ve hasat yönetimi için Penta çeşidi ile birlikte karşılıklı dikim yapılabilir. Bu doğru bir bilgi değil tam anlamıyla. Yani Penta ile birlikte dikilebilir. Federico Di Senta'nın makalesinde Macaco ve Penta'nın iyi bir ikili olacağı söylenmiş. Ama buradaki amaç kesinlikle tozlaşmayı arttırmak değil. Hatta Sebas Enstitüsü kendine verimli çeşitlerin tozlayıcıya hiçbir şekilde ihtiyaç duymadığına inanıyor. Bunun bir meyve kalitesine yansıyan bir yönün olmadığına inanıyor. Buradaki esas hedef hasatı kademelendirmek. Bu makalede de yani alıntı yapılan, referans olarak alınan makalede böyle bir ifade yok. Sadece hasadın kademelendirilmesinden bahsedilmiş. Evet, dekara 200 kilogram kadar iç badem alınabileceği denmiş. Bana Sebas'tan gelen veri 250 kilogram. Yani 250 kilogramın iyi bir beslemeyle, bitki beslemeyle ulaşılabilir bir hedef olduğu söyleniyor Macaco için. Bunu iki ayrı kişi bana söyledi Sebas'tan. İç meyve ağırlığı 1.2 gram denmiş. Benim elime gelen numuneler 1.2 gramdan daha ağır. Yani ben 1.4-1.5 grama kadar çıkabilen Macaco iç bademi gördüm. Ama başka bir not, iç randımanı %33'tür deniyor. Bendeki numunelerden hiçbirinin iç randımanı %33 değildi. Yani %24 ile %28-%29 arasında değiştiğini söyleyebilirim. Bilemiyorum tabii hangi koşullarda nasıl yetiştirildiği. Bölgeden bölgeye bunlar fark edebilir. Vairo, görüyorsunuz. Bence Vairo çok tabii verimli bir çeşit, tercih edilebilir bir çeşit ama Vairo'nun meyvesi çok böyle eliptik, çok bizim piyasamıza tercih edilen bir meyvesi yok Vairo'nun. Bunu not olarak düşmek lazım. Bence en büyük kusuru zaten meyvesinin şekli Vairo'nun. Yani Vairo'nun hastalıklara dirençli olduğunu söylüyoruz. Özellikle et leke hastalığına ve yaprak delen hastalığına çok dirençli olduğu burada ortaya konmuş. Ancak yaprak kıvırcıklı ve antraknoz hastalığına karşı hassasiyetinin daha yüksek olduğu yine belirtilmiş Feragnes'e kıyasla. Feragnes'ten 3-4 gün önce uyanan bir çeşit. Bu da don riskinin az ya da çok olduğu yerlerde Vairo'nun tercih edilmemesi gerektiğini bence ortaya koyuyor. Başka bir ifade, Marinada çeşidinden 10-17 gün önce hasat olgunluğuna gelir. Bu özellik dikkate alındığında büyük bahçelerde hasadı kontrol edebilmek için bu iki çeşidin kombinasyonu ile bahçe konumu düşünülebilir. Ben buna kesinlikle katılmıyorum. Yani Vairo ve Marinada'yı Macaco ve Penta gibi bir ikili görmemek lazım. Macaco ve Penta'da senaryo farklı. Macaco ve Penta aralarında hasat dönemi bir hafta 10 gün fark var. Ama çiçeklenme dönemleri birbirine çok yakın. Dolayısıyla büyük bahçelerde Macaco ve Penta'nın çiçeklendiği dönemlerdeki o kültürel faaliyetleri aynı dönemde gerçekleştirebilirsiniz. Vairo ve Marinada'da ise hasat dönemi evet arada ciddi bir süre farkı var. Bu bir avantaj ama diğer taraftan çiçeklenme dönemleri de çok farklı. Yani arada bir hafta 10 günlük bir fark var. Dolayısıyla biri çiçeklenmişken diğeri farklı bir dönemde olacak ve birini ilaçlarken diğerinin işte tozlaşmasına zarar verebilirsiniz. İşte arıların ölümüne sebebiyet verebilirsiniz. Birine iç kurdu ilacı atarken diğer tarafta arılar tozlaşmayı sağlarken bir şekilde arıları öldürebilirsiniz. Dolayısıyla kültürel faaliyetleri aynı dönemde yürütmeniz mümkün değil. Ben kesinlikle Marinada ve Vairo'nun bir bahçede iyi bir ikili olacağı kanaatine kesinlikle katılmıyorum. Evet, burada verimlilikle ilgili ilginç bir not var. GF677 anacına aşılanan
ağaçlardan 3-8 yaşlarında toplam olarak 1850-2185 kilogram dekara verim elde edildiği söylenmiş ki bu da iç olarak yıllık ortalama 308 ila 364 kilogram dekar başına iç verim anlamına geliyor. Bu çok korkunç bir verimlilik değeri. Yani bunlar ne kadar, bu makaleye bu arada ben erişemedim. Lordan 2019 denen makale. Herhangi bir araştırma enstitüsüne üye olmadığım için, çalışmadığım için, para ödeyerek de bunu almak istemediğimden bu makalenin orijinalini okuyamadım. Ama yani 3 yaşındaki bir ağacın 8 yaşına kadar bu kadar dekara 308 ile 364 kilogram iç vermesi gerçekten çok yüksek. Eğer bu doğruysa yani Vairo verimlilik anlamında bütün çeşitlerin çok çok önünde olduğu anlamına gelir. Ama bu verileri teyit etmek lazım. Yani 3 yaşından itibaren bu kadar yüksek verimli olması bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Bir de burada bir aralıktan bahsedilmişti. 308 ila 364 nedir bu? Yani nerede 308, nerede 364 kilogram elde edilmiş? Bir de bu bahçelerin dikim sıklığı nedir? Bunu bilmiyoruz. Keşke bu makalede, bu derlenmiş çalışma notunda, bilimsel çalışmada referans alınan makaledeki bu verilerde buraya aktarılabilseydi. Yani hangi sıklıkta dikilmiş bir bahçede bunu elde edebilmişler? Bunu görmek lazım. Vairo çeşidinin iç meyve ağırlığı ortalama 1.2 gram denmiş. Bence biraz küçük. Marinada bu anlamda daha avantajlı, daha çok önüne çıkıyor. Marinadanın şekli de biraz daha güzel, yakışıklı. İç randımanı 27-29 arası denmiş. Meyveler eliptiktir. Yani Vairo eğer gerçekten bu makalede anlatıldığı kadar verimliyse de yani don riski olmayan yerler için çok çok ideal bir çeşit olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Yeni nesil bir badem çeşidi. Ülkemizde yeni yeni yayılmaya başlanmış. İrta Enstitüsü tarafından verilen. Ağacı oldukça şevkli. Benim kendi bahçemde bir tane Vairo ağacı var. Ve şu an bahçemde en hızlı gelişen ağaç olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Marinada'ya geçelim. Marinada iç meyve ağırlığı 1.3 gram. İç randımanı %31'dir denmiş. Evet, biraz daha büyük bir meyvesi var. Hastalıklara dirençle ilgili yine marinada et leke hastalığına kısmen daha dayanıklı. Yaprak deren hastalığına daha hassas. Yaprak kıvırcılığı hastalığına karşı 2-5 kat daha hassas. Antraknoz hastalığına benzer oranda hassasiyet gösterir denmiş. Yani Feragnes'ten ön plana çıkan bir yönü yok hastalıklara dayanım noktasında. Ama daha geç çiçekleniyor. Doğum riski olan yerler için yani bu 5-6 güne de çıkabiliyor bazı bölgelerde. Feragnes'e daha geç çiçekleniyor. Dolayısıyla tercih edilebilir bir çeşit. Ama hasat dönemine dikkat etmekte fayda var. Oldukça geç hasat edilen bir çeşit. Çok soğuk bölgelerde marinada dikerseniz meyvesini olgunlaştırmakta, işte o yeşil kalabiliyor, yeterince olgunlaşamayabiliyor sonbahar erken geldiği yerlerde. Böyle bir riski var. Marinada çok hızlı gelişen bir ağaç değil. Çok fazla dal da yapmıyor. Dolayısıyla sık dikime de uygun. Verimliliği ile ilgili de yine 200 aynı makaleden alıntı. Yıllık 3 ila 8 yaşlarında toplam 227 ile 300 kilogram dekara iç elde edilmiş. Yani bu Feragnes'in çok çok üzerinde bir değer. Makako ve Penta'nın da önünde. Yani bu çalışmayı ben çok beğendim. Bu verilerin, benim erişemediğim makaleler vardı. Bu araştırma enstitüsünde bu makalelere de erişilerek bunlar incelenmiş, derlenmiş. Okumanızı şiddetle tavsiye ederim. İçindeki bazı bilgileri teyit etmekte fayda var ama genel anlamda çeşitlerle ilgili doğru bilgiler verilmiş. Şöyle bir problem var. Bu bana çok soruluyor. İşte Makako mu daha verimli, Marinada mı? İşte Vairo mu verimli, Penta mı? Yani bu sorulara cevap vermek gerçekten çok zor. Ama yani bunu Sebas Enstitü de söylüyor. Ben örneğin Makako oldukça verimli ve en az Feragnes kadar verimli olduğu söyleniyor. Bu önemli. Feragnes kendine verimli bir çeşit değil. Ama geç uyanan bir çeşit olmasına rağmen Makako onun kadar verimli olabilmiş. Yani çiçeklenme süresi geciktirilirken verimlilikten de taviz verilmemiş. Yani böyle çeşitler de var çünkü piyasada. Geç çiçekleniyor, işte Tardon'a geç çiçekleniyor ama verimsiz bir tür. Mardi'ye aynı şekilde çok verimsiz bir tür. Makako geç çiçekleniyor olmasına rağmen verimlilikten taviz vermeyen bir çeşit. En az Feragnes kadar verimliliği sağlıyor. Tabii Feragnes dikmenin şöyle bir problemi var.
Kendine verimli olmadığı için, bunu daha önce de söyledim, kendine verimli olmayan çeşitlerin özellikle tozlaşmayı sınırlandıran faktörün etkin olduğu dönemlerde verimli oldukça düşebiliyor. İşte yağmurun çok yağması, havanın çok rüzgarlı bulutlu olması gibi unsurlar, araların bir sebeple çıkmaması kendine verimli olmayan çeşitlerde ciddi o ideal rakamlara ulaşamamasına sebebiyet veriyor. Kendine verimli çeşitler böyle faktörlerden daha az etkileniyor. Makakonun Feragnes'e göre böyle bir avantajı var. Bir de Feragnes diktiğiniz zaman onu Feradüel ile birlikte dikmek zorundasınız. Ve Feradüel, yani bahçenin en az 3'te 1'inin Feradüel olması gerekiyor ki bu da aslında bir yönüyle verimlilik kaybı anlamına geliyor. Çünkü Feradüel kağıt üzerinde en azından Feragnes kadar verimli bir çeşit değil. Ama Feragnes Feradüel bahçesine sahip bir dostum olduğunu söylemiştim. Onun anlattığı kadarıyla Feradüel'de evet bir alternasyon var, periyodisite var. Ama Feradüel'in meyvelerinin Feragnes'ten daha iyi olduğunu, özellikle o Feragnes'teki içini dolduramama sorununun Feradüel'de hiç yaşanmadığını söyledi bana. Ama kağıt üzerindeki verilere göre Feradüel'in her ne kadar hastalıklara çok daha dayanıklı, dirençli olsa da Feragnes'ten hem iç oranı yönüyle, hem meyvesinin iriliği yönüyle, hem de toplam ağaç verimli yönüyle Feragnes'ten daha geride olduğunu söylemek yanlış olmaz. Çeşit seçimi yaparken, yani hangisi en doğru çeşit, bu bana çok soruluyor. Ya bu sorunun tek bir doğru cevabı yok. Herkes kendi koşullarına, kendi pazar koşullarına, kendi iklim koşullarına, kendi çevresel etmenlerini göz önünde bulundurarak bu tercihi yapmalı. Yani bir çeşidin diğer çeşidin önüne geçtiği pek çok husus var. Sizin koşullarınız açısından bu gerçekten önemli mi? Bunu değerlendirmek lazım. Yani İç Anadolu'da mesela karasal iklimin etkin olduğu yerlerde işte makako ve penta çeşitlerinin diğer çeşitlerden işte Feragnes'ten 2 hafta daha geç uyanması bence çok çok önemli bir faktör. Yani makakonun meyvesi biraz daha koyu renkli, meyve kalitesi içini doldurmuş bir Feragnes'ten daha kötü, daha çirkin diyebiliriz. Ama en büyük problem bu bölgelerde çiçekleri meyveye dönüştürebilmek ve böyle bir önceliğin olduğu yerde yapılması gereken tercih bence belli. Yani Vairo çok verimli. Bu rakamlar doğrudur değildir bilemem ama Vairo'nun çok verimli bir çeşit olduğu zaten her yerde konuşuluyor, bilinen bir gerçek. Ama işte don riskinin olduğu yerlerde tercih edilmesi problemli. Ve iç meyvesinin içinin marinadan biraz daha gerisinde olduğunu unutmamak lazım. Bu arada Sebas'ın web sitesine girdim ben. Artık Tardoana'nın da yavaş yavaş pazarlanabileceğini görüyorum. Web sitesine baktığımda Makako, Penta, Antonietta gibi çeşitlerin sağlayan fidancıların listesi verilmiş. Ama Tardoana'ya tıkladığınızda henüz üzerine lisans alınmış bir çeşit değil. Henüz ticarileştirilmiş bir çeşit değil Tardoana. Bu arada diğer bir not, Makako ile ilgili Türkiye'de 4 tane firmanın Makako'yu satmakla yetkili olduğunu fark ettim. Bugüne kadar ekiz fidancılık ve Kemal Cüce Tarım'ın bu çeşidi satma yetkisi vardı. Bunlara Adana'daki Beta fidancılık ve İlgeler fidancılığın da eklendiğini web sitesinden gördüm. Ancak İlgeler fidancılık ve Beta fidancılık web sitesine girdiğimde henüz bu çeşitlerin onların sitesinde yer almadığını gördüm. Yani bir anlaşma yapılmış ama kısa vadede bu fidanları sağlayamıyor olabilirler. Makaleyi okumanızı hepinize tavsiye ederim. Uzun, geniş, kapsamlı bir konu. O makalede daha detaylı bir şekilde işlenmiş. Özellikle ben bu arada Feragnes ve Feradüel çeşitlerini anlatmak istiyordum. Ama bununla ilgili aslında konuşmak bana çok düşmez. Yani bu alanda Türkiye'de çok tecrübeli çiftçiler var. Bu alanda ilgilenen danışmanlar var. Onlar da yine bu iki çeşitle ilgili, özellikle Feradüel ve Feragnes ile ilgili tecrübelerini, birikimlerini, olumlu ve olumsuz gözlemlerini yorumlar bölümünde benimle paylaşırlarsa çok sevinirim. Hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Güvende kalın. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın.